Ya klasik, zaten biliyorum sorular soracağım. Onlar belli. Ama şöyle daha sabahtan beri konuştuğumuz konular arasında belki yani duyduğunuzu bilmiyorum. Mesela İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bey blockchain dedi mesela. Biraz önce böyle bayağı bir, biz bayağı bilim kurgu bir seviyeye geçtik burada sohbet esnasında. Yani yapay zekalar, blockchain'ler, robotlar, sürücüsüz araçlar vesaire dedik. Ben tamamen yani size şahıs olarak soruyorum. Bunların arasında özel ilgi alanınıza giren böyle hakikaten bu beni heyecanlandırıyor, bunu seviyorum dediğiniz bir konu var mı, alan var mı? Tabii. Yani bu aslında yapay zeka, sürücüsüz araba ya da otomatik araba, bunlar bilim kurgu falan değil. Bunlar bugün bizim hayatımızda olan, iş modellerimizi etkileyen teknolojiler. Biz hepsi burada olarak, buradan direkt kendimizden yola çıkarak bazı örnekler vermek istiyorum. Bu sene bizim için önemli bir dönüşüm süreci başladı. Teknoloji dönüşümü diyoruz biz buna. Arge merkezimizin kurulmasıyla beraber 4 yıldır ciddi yatırımlar yaptığımız büyük data veri tabanlarımızı artık yapay zeka, deep learning gibi teknolojilerle müşterilerimize nasıl fayda sağlarız konularının üzerinde çalışıyoruz. Baktığınız zaman bizim çözmeye çalıştığımız problemler çok komplike problemler. Bu problemleri kural tabanlı statik algoritmalarla çözmemiz mümkün değil. O yüzden de yani yapay zeka nedir? Aslında yapay zekanın temelinde büyük data var, big data var. Big data demek sadece datanın büyüklüğü demek değil, aynı zamanda datanın gerçek zamanlı işlenebilmesi, aynı zamanda bu datanın çok farklı kanallardan gelmesi. Bir örnek ve bunun üzerine de kendi kendini öğrenebilen teknolojilerle sonuca müşterinin istediğine daha iyi ulaşabilmek. Mesela bizim bildiğiniz gibi 8000 satıcımız var. Geçen sene başlattığımız pazar yeriyle 8000 satıcı şu anda platformumuzda faaliyet gösteriyor. Platformumuzun %50'si henüz bir yıl olmasına rağmen açılalı. İşlem hacmimizin %50'si bu 8000 iş ortağımızdan geliyor. Ve bu kalemi 10 farklı iş ortağımız satabiliyor. Biz hangi iş ortağımızı siz müşterilerimize ilk göstereceğimize bakarken 10 farklı yerden data topluyoruz ve bunları gerçek zamanlı topluyoruz. Hangi tedarikçinin ne kadar kolay iade kabul ettiğinden, hangi tedarikçinin teslim süresinin ne kadar olduğuna, fiyatının ne kadar olduğuna ve bütün bunları harmanlayıp size en doğru tedarikçiyi ilk gösteriyoruz. Bunun üzerine gitmeye çalıştığımız herkese farklı bir tedarikçi göstermek. Çünkü belki senin için fiyat çok önemli, benim için teslimat çok önemli. Dolayısıyla sistemin senle benim beklentilerimin farklı olduğunu anlaması gerekiyor. Artık segmentasyon dediğimiz mikro segment, kişiye yönelik. Bu bizim için büyük bir dönüşüm. Çünkü bu teknoloji departmanımız için de büyük bir dönüşüm. Şu anda bizim data science ekibimiz merkezde oturuyor. Farklı projelere hizmet veriyor. Önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde teknoloji departmanımızın %50'sini data scientistler ve data engineer'lerden oluşacak ve her ürün grubunun içinde data scientist olacak merkezde olması yerine. Ve biz hepsi buradayı aslında 20'ye yakın startup'tan oluşan büyük bir grup olarak görüyoruz. Bizim teknoloji departmanımızda 20 tane farklı startup var. Bizim arama ekibimiz, search ekibimiz nasıl her müşterinin düşündüğünü anlar ve ona farklı bir arama sonucu gösterir. Buna bu teknolojiler üzerinde çalışırken pazar yeri ekibimiz biraz önce anlattığım buy box algoritması dediğimiz hangi satıcının öne çıkması bu konulara çalışıyor. İş yapışınız değişiyor, iş modelleriniz de değişiyor mu beraberinde? Değişiyor tabii. Zaten biraz önce söylediniz zaten. Yani bu arada tabii tecrübeli Webrazi Summit konuşması olmanın verdiği bir rahatlıkla haliyle hemen sayılarla başladık. 8 bin farklı tedarik pazar yeri ne dersiniz mağazası mı diyorsunuz? İş ortağımız diyoruz. İş ortağı diyoruz. Olduğunu da söylemiş oldunuz. 20 farklı startup var dediniz ya içeride. Şimdi aslında ben soracağım sorudan bir tanesiydi o. Burada işte iş modellerinin değişimiyle ilgili konuyu
sohbet arasında hususa geliriz diye tahmin ediyorum. Şimdi ödeme sistemleri işine girdiniz. Hatta geçen sene burada duyurmuştunuz. Yine bize evet. özel bir şey yapmıştınız orada. Hepsi Express var, hepsi Pay var. Sayıyorum tekrar şimdi. Kendi çözümlerinizi geliştirdiniz. Var mı bu sene bize özel paylaşabileceğiniz bir ürün, hizmet, bir şeyler? Aslında, sürpriz var mı? Aslında bu sene üzerinde çalıştığımız en önemli konu, biraz önce anlatmaya çalıştığım yapay zekanın iş modelimizin içine tamamen entegre olması. Hepsi Express'ten biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü geçen sene pilot olarak başladı Hepsi Express. Gerçekten sektör için çok önemli bir dönüm noktası. Bugün itibariyle günde 10 bin adrese gidiyor Hepsi Express. Biz zaman içerisinde, önümüzdeki iki çeyrek içerisinde Hepsi Express'i diğer iş ortaklarımıza da hizmet verecek şekilde genişletmek istiyoruz. Neden Hepsi Express çok önemli? Çünkü Hepsi Express müşterilerimizin önemli endişelerini ortadan kaldırdı. Randevulu teslimat yapıyor. Bu Türkiye'de bir ilktir. Yani sadece bugün teslimat değil. Bugün teslimatı tabii ki yapıyor. Fakat aynı zamanda ertesi güne randevulu teslimat da yapıyor. Dolayısıyla ürün geldiğinde evde olmazsam ne olacak endişesi ortadan kalkıyor. Eğer isterseniz Hepsi Express görevlisi sizi kapıda bekliyor. Siz ürününüzü açıyorsunuz. Beğenmezseniz ben bunu istemiyorum diyorsunuz ve iade veriyorsunuz. İadeyle ben nasıl uğraşacağım düşüncesini ortadan kaldırıyor. Ürünüm hasarlı gelir mi, kırık gelir mi? Bu endişeleri Hepsi Express ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla büyük bir dönüşüm şu anda bunu büyütmek ve genişletmek üzerine çok yatırım Siz yapıyoruz. Siz bu örnek verirken beni gösterip, mesela sen fiyata önem verirsen, ben belki şu örneklerini dediniz ya, ben fiyata önem vermiyorum. Benim tek önem verdiğim işte Hepsi Express aslında bu hayatta. Ya benim için tek önemli olan şey şu, ben sadece şunu istiyorum. Böyle sipariş verdim, ben diyeyim ki ya işte hatta daha ötesi abartıyorum bu arada. Ya bir şeyi ben satın aldığımda bana böyle hemen yani aynı gün falan değil yani böyle hemen gelecekse ben üstüne biraz daha para vermeye hazırım yani. Bence ya bu bana özel bir şey mi yoksa burada herkeste o modu var mı bilmiyorum ama onun için mesela Hepsi Express benim çok önem verdiğim konudan bir tanesi. Randevu teslimat falan çok acayip kritik konu olduğunu düşünüyorum. Çünkü hepimiz acayip tempolu çalışıyoruz, yoğun çalışıyoruz. Onun için ben fiyata önem vermiyorum. Ben tamamen hizmet önem veren yerdeyim. Tamam. Ben oradayım yani. Yani fiyat benim için de önemli, herkes için önemli. Zaman zaman da bazı ürünler için fiyata önem veriyoruz. Hı-hı. Bazı ürünler için zamana. Bazı ürünleri hemen istiyoruz. Bazı ürünlerini 3 gün sonra gelsin ama uygun fiyata gelsin diyoruz. Bütün bu farklı beklentilere cevap vermek de bizim işimiz. Ben müşteriyim bu arada, hepsi bu arada. Onu da söyleyeyim İyi müşterimiz yani. Misin? Bayağı müşteri. Çok eski müşteriyim zaten ben. Bayağı eski müşteriyim yani. Hayatını kolaylaştırıyor muyuz Arda? Evet. Çok iyi. İlk hepsi burada var diyor musun? Diyorum oğlum, şöyle hemen, böyle birkaç saat sonra falan gelse çok daha iyi diyeceğim yani. Bak şimdi Hepsi Express'le gece 12'de sipariş ver, 9'da kapına geliyor. Ben onu yaşadım bu arada. Yani hafta sonu mesela bunu yaşadım bu arada. Cumartesi, pazar geliyor. Evet, onu fark ettim. Ya bunu gerçekten burada böyle Hanzade Hanım'a böyle jest olsun falan diye söylemiyorum. Gerçekten bunu yaşadım ve sevdiğim bir hizmet olarak söylüyorum yani. Cumartesi falan sipariş verdim. Direkt kargoya verildi yani. Birkaç saat sonra kargoya verildi. Ben böyle oldum. Nasıl ya dedim yani. Çünkü normalde biz alışmışız ya, garibim yani. Cuma günü verdiğin siparişi pazartesi kargoya verilir. Sonra perşembe gelir falan. Öyle bir şey olmadı. Hoşuma gitti evet. gerçekten. Ya, bizim operasyon merkezimiz 7/24 365 gün çalışıyor demeyeceğim. Çünkü bayramların ilk günleri tabii ki bayram tatili yapıyor bütün çalışanlarımız. Fakat kargo şirketleri pazar günü çalışamaz. Fakat Hepsi Express pazar günleri de teslimat yapıyor. Vallahi süper. Ya Hanzade Hanım, bir şey soracağım. Yani soracağım yani, kusura bakmayın. Sor. Üzgünüm yani. Sor. Yani çok bu soru böyle sorulur mu? Bunu konuşmak istersin bilmiyorum ama şimdi burada herkes bunu bekliyor şu anda. Amazon'un Türkiye pazarına girişini nasıl değerlendiriyorsunuz Hanzade Hanım? Şimdi Türkiye'de e-ticaretin... Ya, arkamdasınız değil mi yani, sonuçta bir sıkıntı olursa? Tabii ki sorabilirsiniz. Türkiye'de e-ticaretin perakende oranı %3. Dünya ortalaması %8. Türkiye'de kredi kartı kullanım oranı Avrupa'nın çok üstünde. Türkiye'de iyi bir smartphone penetrasyonu var. 80 milyonluk nüfusumuzun yarısı 30 yaşın altında.
ülkenin bir ucundan, ülkemizin bir ucundan diğer ucuna 24 saatte teslimat yapabiliyoruz. Bütün bu veriler bizim pazarımızın çok cazip olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla uluslararası şirketlerin bu pazara ilgi göstermesi çok normal. Biz hepsi burada olarak Türk tüketicisine fayda sağlayacak, Türk ekonomisine fayda sağlayacak her türlü girişimi de olumlu karşılarız. Ben bir şey daha soracağım, boşuna bir şey gelmeyecekse. Sor. Şimdi çok dedikodu geziyor Hanzade Hanım. Ya ben demiyorum, arkadaşlar diyorlar. Hepsi bu, Amazon diyorlar. Acaba diyorlar, yani sonuçta geliyor ya, pazarda cazip ya. Acaba diyorlar, hepsi burada diyorlar, böyle bir dedikodular, hani satın alacak mı diyorlar. Ben onu arkadaşları sadece buraya şey yapmak istedim yani. Dile getirmek istedim. Burada bir, yani şaka bir yana, bu çok konuşuldu. İşin esprisi bir tarafı hakikaten. Çok konuşuldu, yazıldı, çizildi, biz de yazdık, ettik. Buna rağmen buraya geldiğiniz için ben tekrar teşekkür ediyorum tabii. Biz de yazdık, çizdik. Çok konuşuldu. Burada en doğru kişi şu anda sizsiniz. Bu konudaki yorumunuz nedir? Böyle bir... Sevgili Arda, sorunun içinde cevabın da var. Çünkü sen soruna dedikodular var diye başladın. O sevgili kendin Arda, de cevabını vermiş oldun. O sevgili Arda sinir miydi yoksa sempati miydi? Hayır, gerçekten sempati. Dediğin gibi geleneksel konuşmamızda sana öyle bir içimden sevgili Arda demek geldi. Çünkü sorunun içinde de cevabım barınıyordu. Dediğin gibi bunlar söylenti. Bizim gündemimizde kesinlikle böyle bir şey yok. Ben ve ekibim bu konulara hiçbir şekilde vakit harcamayı da doğru bulmuyoruz. Biz ülkemizin dijitalleşme sürecine nasıl fayda sağlarız? Müşterilerimizin, senin hayatını nasıl daha kolaylaştırırız? Daha hızlı nasıl getiririz? İş ortaklarımıza nasıl fayda sağlarız? Bunlara odaklanmış bir şirketiz. Kaldı ki biz hiçbir zaman... rakibe bakan bir şirket olmadık. Olsaydık 15 yıldır liderlik bayrağını gururla taşıyor olmazdık. Hı hı. Biz her zaman müşterimize, işimize sağladığımız faydaya bakıp bundan haz alan bir şirketiz. Alkışlayalım bence bir kere daha. Evet, güzel. Tamam, o zaman siz birilerini satın almayı düşünürüm. Siz bana iyice böyle rahata vurdum. Nasıl rahat cevaplar alıyorum ya direkt. Yok, onu soracağım. Daha şey, başka bir tarafa atlayacağım şimdi. Şöyle... burada daha önce biz birkaç konferanstaki sohbette şimdi söyleyeceğim şeyi dile getirmiş olabiliriz, emin değilim. Bilenler de olabilir, bilmeyenler de olabilir. Bugüne kadar Türkiye'de, şöyle bilgi vereyim ben Hanzade Hanım'la ilgili size. Türkiye'de bugüne kadar iki tane büyük şirket satışı oldu internet sektöründe. Bunlardan bir tanesi işte gitti gidiyordu zamanında. Bir diğeri de yemek sepetiydi. Siz bunların iki sene de zamanında çok erken aşamada yatırım yapmak istediniz ama gerçekleşmedi. Doğru mudur? Gitti gidiyor, doğru. İlk baş. Yemek sepetinde başlamadan. Yok mu? Yemek sepetiyle de çok net hatırlamıyorum ama Doğan Online bünyesinde öyle bir görüşme yani. Olmuştu evet, sanıyorum. İlginiz evet. Vardı. Şimdi enteresan bir şekilde hepsi burada aslında sizin yatırım yaptığınız ve sonrasında aldığınız bir girişim. Yani baktığımızda, yani burada hepsi buradaya bir değer biçmek falan filan için söylemiyorum. Yani o kadar büyüdü ama inanılmaz büyümüş bir işten bahsediyoruz. Türkiye'de iki tane büyük exit var. Hepsi burada henüz bir exit değil ama en büyük iş o diyelim hadi. En büyük işlerden biri diyelim. Şimdi demek ki orada sizin aslında doğru bir tespitiniz var diye düşünüyorum. Bunu da daha önce hep böyle kişisel sohbetlerden konuşuyoruz. Türkiye internet ekosisteminin geleceğini şu anda bu noktadaki en önemli kişi olarak nasıl görüyorsunuz? Türkiye'de internet ekosistemini, şu anki internet durumunu, ekosisteminin geleceğini, önümüzdeki yılları. Tabii ki çok parlak görüyorum ve beni çok heyecanlandırıyor sektörün geleceği. Sadece az önce saydığım ülkenin temel göstergeleri değil, aynı zamanda ben üniversitelerimize güveniyorum, mühendislik gücümüze güveniyorum ve biz sektörün lideri olarak ekosisteme de yatırım yapan bir şirketiz. Bundan da gurur duyuyoruz. Dolayısıyla ben ülkemiz için dijital
ekonominin önemli olduğuna inanıyorum ve Türkiye'de bunu hakkıyla yapabilecek bilgi birikiminin, girişimcilik ruhunun olduğuna inanıyorum ve çok parlak görüyorum. Böyle ilginizi çeken konular, alanlar, yani illa şirket ismi vermek zorunda değilsiniz. Kişisel olarak soruyorum. Tamamen yani ilgimi en çok çeken konu doğal olarak az önce anlatmaya çalıştığım mikro segmentasyon. Bizim hepsi burada da üzerinde çalıştığımız. Yapay zekanın ürün gamını belirlemekten tutun da fiyatlandırmaya kadar yaygın modüllerde kullanılabilmesi. Burada mesela iş modellerini de eğer konuşacaksak... Hepsi burada Dünya Ekonomik Forumu'nda Future of Consumption, tüketimin geleceği programının bir üyesi. Ve biz bu programda Unilever, Nestle gibi yerleşik şirketlerle beraber, aynı zamanda hepsi burada gibi dijital ekonomide doğmuş şirketlerle ne tür iş modelleri yeni dünyayı şekillendirecek diye çalışmalar yapıyoruz. Burada fiziksel dünyayla dijital dünyanın iç içe geçmişliği en önemli trendlerden biri. Süt bitince otomatik sipariş geçen buzdolabından mağazasız, insansız mağazalara uzanan bir dönüşümden bahsediyoruz. Biz de buralarda çok çalışmalar yapıyoruz. Mesela bizim Checkbull aplikasyonumuz kullanan oldu mu bilmiyorum. Tamamen fiziksel dünyada alışveriş yapan müşterinin ihtiyacından yola çıktı. Benim kızım bir mağazada bir şort gördüğünde o şortun resmini çekip hepsi burada da var mı diye bakıyor. Bu büyük bir kolaylık. Bu fiziksel dünyayla dijital dünyanın birleşmesidir. Bu gibi konulara hem kişisel önem veriyorum hem şirket olarak önem veriyoruz ve heyecan duyuyoruz. Demek ki burada veya bizim Startup Launch'ta bu tür şirketler varsa sizi yakalaması ve kendine atması, en azından hepsi burada bir kapınızı çalmasında fayda var. Tabii çok gibi seviniriz. Geliyor bana. Bugünün de sonuna geldik Hanzade Hanım. Bugün de bitti. Artık seneye kısmetse. Seneye görüşürüz. Yok bence sadece artık böyle Ekim'den Ekim'e, yani Webrise Summit'ten Webrise Summit'e değil de böyle arada başka bir şeyler daha yapmak lazım. Bir de 20 dakikada konuşuyoruz ama mesela, soramadığın sorular kaldı mı? Oluyor tabii. Araya böyle farklı. Son bir soru daha sor istiyorsan. Yok. Hiç odama çıkmam şimdi. Sonra çok acayip. Hem yani gireceğimiz konular dağılmaya başlayacak. O topa çıkarsam ondan sonra toparlayamayabiliriz. Onu başka zaman saydım ama çok sağ olun bu arada. Şaka bir yana merak edilen bir soruydu. Ve cevap vermeniz de önemliydi. Bunu da burada yaptığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Nasıl geçti ya, değil mi? İlk